Biliyor musunuz, bir keresinde az kalsın yaşayacaktım. Biriyle aynı odada kalacaktım. Çok yaklaşmıştım. Kiminle? Annemle. Az daha hayallerde kalmayacaktı. Ne zaman? Çocukken. Çocukken. Yani ablam çok üşütmüştü. Babam onu acile götürmüştü. Biz evde yalnız kalmıştık. Ama böyle çok nasıl bir gök gürüldüyor. Yani çok ciddi bir gök gürültüsü vardı. Çok korkmuştum. Sonra bir ses duydum. Gülben, gel yanımda yat. Anlamadım yani, annemin sesi. Önce dedim herhalde rüyadayım, rüya zannettim yani. Sonra bir daha, Gülben gel. İnanamadım biliyor musunuz? Yani o şok, tabii gök gürültüsü falan gitti, ben hiç... Yani gök gürültüsü silindi gitti bende, hiç korkmadım ama... Bilmiyorum, düşünsenize yani annemle aynı odada kalacaktım. Aynı yatakta, beraber uyuyacaktık yani. Pis sütüklü olmama rağmen beni yanına çağırmıştı. Şimşekten mi korktun? Gel hadi. Korkma, gel. Gel hadi. Masal anlatayım mı sana? Anlat. Hangi masal istersin? Pamuk Prenses. Ama onun sonu çok kötü bitiyor. Hayır hayır, mutlu bitiyor. Nasıl mutlu bitiyor? Pamuk Prenses ölüyor sonunda. Yakışıklı Prens kurtarıyor mu zehirli Emrah'dan? Nasıl kurtarıyor? Kim söyledi sana bunu? Ablam. Ablan sana yalan söylemiş. Ben sana doğrusunu anlatayım. Nasıl olsa büyüdün artık. Pamuk Prenses geri zekalı ve aşırı meraklı olduğu için komşunun verdiği elmayı yıkamadan yemiş. Sonra bir midesi bulanmış, zehirlenip ateşlenmiş bu. Yakışıklı Prens geliyor mu? Gelmez olur mu? Gelmiş tabii. Baktı kız baygın, uyuyor. Hemen öpmüş bizim prensesi. Prensesin de hoşuna gidiyor tabii. Niye? Çünkü edepsiz, ruhu kirli. Ama onlar birbirini seviyor. İyileştirmek için öpüyor prens. Olur mu canım? Kötü niyetli olduğu için öpüyor. Öpünce de kirini, mikrobunu prensese bulaştırıyor. Öldürüyor bizim kafasız prensesi. Sonra da bizim o kafasız prenses nereye gidiyor biliyor musun? Nereye? Bütün kirlenmişlerin gittiği yere. Cehenneme. Hayır. Sen ol, sakın elmayı yıkamadan yeme. Hele ki başkasının elinden. Bir de asla... Ama asla bir erkeğin seni öpmesine izin verme. Tamam mı? Hadi uyu şimdi. O gece bir rüya gördüm. Esat bana elma şekeri veriyordu. Tam böyle uzanmıştı, beni öpecekti ki uyandım. Bir baktım böyle
Her yer nasıl leş gibi silik kokuyor. Çok korkmuştum yani. Annem beni elmadan, masaldan, güzel olan her şeyden o kadar çok korkutmuş ki. Çocuklar masalları neden çok sever biliyor musun? Çünkü asla kötü sonla bitmezler. O yüzden dinledikçe güvende ve huzurlu hissederler. Rahatça uykuya dalabilirler. Ama sizde bunun tam tersi olmuş. Annemin masalları bile kötü sonla biterdi. Onlar bile hep çok kirliydi. Elma bile, hayat öpücüğü bile öldürecek kadar kirliydi. Ben hala kırmızı elmadan nefret ediyorum biliyor musunuz? Ben Esat'la aynı yatağa girsem ve o beni öpse, ölecekmişim gibi geliyor. Cehenneme gidip cayır cayır yanacakmışım gibi. Ben ne elma istiyorum, ne beni öpsün istiyorum. Ben korkuyorum doktor. Ama artık korkmak da istemiyorum. Şimdi sana dokundum. Elim pis mi sence? Neden? Bir şey bilmiyorum. Pis değil işte. Pis gibi gelmedi işte. İyi geldi. Canım çikolata çekti. Ama neden bilmiyorum. Benim de kahve çekti. Karşılıklı içelim mi, ne dersin? Yanlış anlamazsınız, ben dışarıda kahve içemiyorum. Ama pis olduğu için değil yani. Peki. İzninle ben içeceğim çünkü keyfim çok yerinde. Neden? Çünkü seninle sohbet etmek, konuşmak çok güzel. Tunacığım, ben bir kahve alabilir miyim? Şöyle bol köpüklü. Yanına da benim çikolatamdan bir tane şeker niyetine. O iki olabilir mi acaba? Yani ben de size eşlik edeyim madem. Tunacığım, kahveler iki oldu. Yanında çikolata da ister misin?
İki kahve, iki çikolata. Hala elini pis hissediyor musun? Elimi mi? Neden? Masaya dokundun ya. Bak, unutmuşsun. Korktuğun şeyler sadece kendi yarattığın düşüncelerinden oluşuyor. Düşüncelerinden oluşan hapishaneden çıkma zamanı gelmedi mi?